Ben sözlerime başlarken önce şunu söylemek istiyorum. Dün herkes bugünün öneminden bahsediyor ama belki bugün için belirtilen önemli gün niteliği dünün önemini halen de örtmüyor üstünü. Dün öğretmenler günüydü. 24 Kasım öğretmenler günüydü. Dolayısıyla bir neslin öğretmenlerin başarılı çalışmalarıyla yükseleceğini bilen cumhuriyet anlayışının değer verdiği öğretmenlerimizin her birinin öğretmenler gününü dün olmasına rağmen bugün kutluyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, başlayan kongre süreçlerimizin beşincisini yapıyoruz. Yani şu ana kadar Süleymanpaşa'da, Çerkezköy'de, Ayvalık'ta, Muratlı'da kongrelerimizi tamamladık. Bugün Çorlu'muzda kongremizi gerçekleştiriyoruz. Evvela şunu söylemek lazım. Buraya gelen delegeler hiç öyle böyle değil. Buraya gelen delegeler yüzlerce insanın oyuyla geldiler. Partiye kurulan sandıklarla geldiler. Ve bir demokrasinin temsilcisi olarak bugün buradalar. Yani seninki iyi, benimki kötü anlayışını ben kabul edemem. O konulara değineceğim. Cevap vereceğim çok husus var. Konuşacağım çok husus var. Ama evvela şunu belirtmek istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak farklı bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak inandığımız değerler farklı. Savunduğumuz ideoloji farklı. Ve biz şunu söylüyoruz. Her zaman için şunu belirtiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi var. İşte o demokrasinin gereği olarak il başkanımızın da öncülüğünde, kendisine de teşekkür ediyoruz, sandıklar kuruldu. Bu sandıklar insanlar gitti oy verdi. Mahallelerden delegeler seçildi. Ve o delegeler bugün ilçe başkanını, ilçe yöneticisini ve il delegelerini belirleyecekler. Ne kadar güzel bir süreç. Demokrasinin olmazsa olmazı. Ben buradan şunu belirtiyorum. Öyle atamalarla tek adaylı iki aday olursa kongreyi iptal ederim diyen zihniyetlerle ya da genel merkez kapılarında aranan adaylık anlayışlarıyla siyaset yapamazsınız. Siyaset yapmak istiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne geleceksiniz, iradenizin gereği olarak sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü delege süreçleriyle ilgili yorum yapan ve bugüne kadar hiç cevap vermediğim ama bugünü özellikle beklediğim Çorlu'daki bazı siyasi partilerin ilçe başkanları da sen kongre görmek istiyorsan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecektin. Sen ilçe başkanlığını Çorlululardan almadın. Genel merkez kapısından aldın. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki delege sürecini eleştirmek senin haddine değil. Senin haddine değil. Bizim buradaki seçilen ilçe yönetimimiz bak 3000 küsür kişi gelmiş oy kullanmış. 3000 kişi gelmiş oy kullanmış. Sen öyle buna laf etme. Sen de kendi partinde bir ilçe başkanı olarak bunu geliştirmek için çaba sarf et. Şimdi bakın. Çorlu Tekirdağ'ın dinamosu. Çorlu en önemli ilçesi. Ne manada? Nüfus bakımından en büyük ilçesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy bakımından en büyük oy deposu. Aynı zamanda da Tekirdağ için ekonominin, üretimin, istihdamın, fikirsel anlayışın, kültürün her dönemde vazgeçmediği sosyal demokrat anlayışın da bir kalesi. İşte Çorlu bu bağlamda gerçekten Trakya'da da Türkiye'de de örnek gösterilen bir ilçe. Dolayısıyla Çorlu'muzun bu yapısı bundan sonra da devam edecek. Bundan kimsenin kuşkusu yok. Aynı anlayış devam edecek. Bundan hiçbirimizin kuşkusu yok. Tabii burada şunu belirteceğiz. Ama haklı olarak tabii Çorlu'da bu gücünün ve bu anlayışın biraz daha fark edilir olmasını da istiyor. Bu da Çorlu açısından da büyük bir beklenti. Yani şunu söylüyor. Biz artık kabımıza sığmıyoruz diyor.
Bu anlayışını da işte Çorlu'da yaşayanlar ortaya koyuyor. Ben bu bağlamda kendimin de bu delege süreçlerinde oy kullandığı ilçe olan Çorlu ilçesinde de benzer nitelikteki düşüncelere katılıyorum. Arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız aynı noktada siyaset yapacaklar. O siyasetle beraber halkla birlikte de daha fazla buluşacaklar. Ve eminim ki Çorlu'yu da artık öyle %48'ler, %49'lar, %50'ler bandından alacaklar. %60'lar, %65'ler bandına taşıyacaklar. İşte kalıbını kırmak bu. Kalıbını kırmak kişisel bir beklentisi olmadan bulunduğu partinin, bulunduğu yapının daha güçlü olabileceği bir anlayışa hizmet etmek. Şimdi Türkiye ile ilgili yaşadığımız sıkıntılar malum. Ekonomik durumu Faik Bey izah etti. Ben zamanı da tasarruflu kullanmak adına, çünkü oy da vereceğiz, o hususlara değinmeyeceğim. Ama ekonominin iki göstergesi vardır. Birinci göstergesi rakamlardır. Ama ikinci göstergesi de cebinizdeki parayla ne alıp alamadığınızdır. İşte rakamları bazen halkın algılaması zor olabilir. Ama halkın algıladığı alım gücünün ne noktaya geldiğidir. İnsanların artık maaşlarıyla hayatlarının ne kadarını sağlayabildiklerini, geçimlerini sağlayamadıklarının önemi ortadadır. İşte ekonomik durum maalesef ki Türkiye açısından iç açıcı bir durumda değildir. Aynı durumda ülkenin kolonu, ana kolonu, yapı taşı, binanın temeli, çekerseniz yıkılacağı kolon hukuk kolonudur arkadaşlar. Hukuk devleti ilkesi ortadan kalkarsa insanlar geleceğe güvenle bakmaktan artık kaçınmaya başlarlar. Bu kolon çekilirse bu bina yıkılır. Peki bu kolon nerede çekildi? Bu kolon, açıkça söyleyelim, bugün terör örgütü olarak adlandırılan, bizim yıllardır aynı şeyi söylediğimiz, terörist unsurlar dediğimiz, cumhuriyet düşmanları dediğimiz FETÖ'cülere yargının teslim edilmesiyle başladı. Şimdi o FETÖ'cülere yargı teslim edildi. Bugün divan başkanımızın hatırlattığı gibi de o FETÖ'cülerle ortak bir şekilde davanın savcılığı üstlenildi. Ergenekon'da, Balyoz'da askeri casusluk davasında yurtseverler yargılandı. Ömür boyu hapis cezaları aldılar. İşte o süreçler devam ederken Türkiye'de askeriye tasfiye edildi. O askeriyenin tasfiyesinin sonucunda o vatansever komutanların yerine atanan işte FETÖ'cü komutanlar 15 Temmuz'u tertip etti. Şimdi ben size soruyorum. Bir 15 Temmuz'u yapanlar var, doğru. Biz karşıydık. Alanlardaydık, meydanlardaydık. Ve aynı zamanda da meclisteydik. Ve karşı durduk. En başından beri darbe girişimine karşı durduk. Ama şunu soralım. Bir 15 Temmuz'u yapanlar var. Bunlar biliniyor. Peki yapanlardan başka 15 Temmuz'a giden süreci hazırlayanlar kim? O komutanları oraya atayanlar kim? Balyoz'da, Ergenekon'da o askerleri tasfiye edip yerlerine bu FETÖ'cüleri getirenler kim? Bu mahkemelerde, YSK'da, HSK'da bu FETÖ'cü yapılanmayı oraya getiren kim? Kim arkadaşlar, kim? Kim biliyor musunuz? Bugün işte herkesi FETÖ'cülükle suçlayanların ta kendisi. Şimdi siz bunları yapacaksınız. Ondan sonra geleceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Demokrat, liyakata inanan kadrolarına laf söyleyeceksiniz. Hadi oradan derlere de var. Hadi oradan derlere de var. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir moda. Ne modası? Açıkça söyleyelim. 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura gittiği durumda kendisiyle ilgili sıkıntı olabileceğini düşünenler bugün ne yapmaya başladılar? Bugün ilk turda işi bitirebilir miyiz hesabıyla birdenbire 29 Ekim'de 10 Kasım'da Atatürkçü oluverdiler.
bayramlarda çelenk koymayı yasaklayan zihniyet bizi ezecek çelenk koyarken. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Peki başka bir husus daha var. Bir bakıyorsunuz, geçmişte milliyetçiliği ayaklar altına alanlar, geçmişte Oslo'da pazarlık hesapları yapanlar, Diyarbakır'da Şivan Perver'le beraber Mesut Barzani'yi de yanına alıp Mekri Mekri türküsünde Sarıya Sümük ağlayanlar birdenbire nasıl Atatürkçü kesildikleri gibi ülkücü milliyetçi kesiliyorlar. Neden? 2019 hesabı var. Her şey konjonktürel. Her şey pazarlık hesabı. Ben şunu söylüyorum. Ben tabii ki senelerdir bu anlayışı gören, Cumhuriyet'in kurucu iradesine iki ayyaş deme cesaretini kendinde bulan veya tek parti dönemi tek parti dönemi değil, her türlü lafı söyleyen insanların, kişilerin bugün Atatürkçü görünmeye çalışmalarını emin olun ki Cumhuriyet Halk Partililer, Atatürkçüler yemeyecektir. Yemezler. Ama ben buradan şunu söylüyorum. Burada Türkiye'nin geleceği için kendisini milliyetçi ya da ülkücü olarak tanımlandıran insanlar, ikazım sizlere, bu salonun dışında ikazımız tüm Türkiye'deki insanlara, hatırlayın, hatırlayın, kendinin gelecekte baraj altında kalabileceğini düşünüp bugün liman arayan anlayış sizi temsil etmiyor. Hangi anlayış temsil ediyor? Sizi açıkça söyleyelim. Sizi altı okun bir tanesinde milliyetçiliği barındıran, cumhuriyeti barındıran, demokrasiyi barındıran, halkçılığı barındıran, devletçiliği barındıran, laikliği barındıran Cumhuriyet Halk Partisi de temsil ediyor. Biz dün ne dediysek bugün aynı noktada konuşuyoruz. Bizim çizgimiz net ve belli. O yüzden biz kollarımızı açıyoruz. Kollarımızı Türkiye'nin ekonomik büyümesine açıyoruz. Üretimini açıyoruz. Kalkınmasını açıyoruz. Kardeşliğine, dostluğuna, barışına açıyoruz. Ve bu daveti herkese yapıyoruz. 2019'da artık karanlık günlerin geçtiği, bulutların dağıldığı bir gelecek için bu davetimizi yapıyoruz. Ve açıkça söyleyelim. Bu davetimizi yaparken de işte başarılı olacağını bildiğimiz örgütlerimizle bu daveti yapıyoruz. Bugün seçilecek arkadaşlarımız. Zannediyorum başka bir liste yok. Tek listeyle kongremizi gerçekleştireceğiz. Ve Çorlu'muz için de hem yerel seçimde hem genel seçimde görev alacak olan arkadaşlarımızı belirleyeceğiz. Ama bu arkadaşlarımız çok çalışacaklar. Biz de çok çalışacağız. Hepimiz çalışacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. Her şeyden öte neden yapmamız lazım biliyor musunuz? Bakın bu iktidar Trakya'ya iyi bakmıyor. İyi gözle bakmıyor. Açıkça da söylüyorum. Tekirdağ'da iyi gözle bakmıyor. Evet, biz yasalarımıza saygılıyız, kanunlarımıza saygılıyız, vergimizi zamanında ödüyoruz. Tekirdağ 81 il içerisinde arkadaşlar, vergi ödeme sıralamasında 8. sırada. 81 il içerisinde 8. sırada vergi ödüyoruz. Ama devletten pay almaya geldiğinde, kişi başına düşen kamu yatırımları söz konusu olduğunda 50'lerde 60'lardayız. Bu adalet değil. Bu hakkaniyet değil. Tamam, illa 8'e 8 olacak diye bir şey yok. Ama bu işin bir adaleti olması gerekir. Peki bu adaletsiz olmadığında ne oluyor? İşte bu adaletsizlik olduğunda o zaman kamu yatırımları eksik kalıyor. Benim Tekirdağ'daki hemşerim, vatandaşım hizmet alamıyor. Peki bu hizmeti vermek zorunda olan kim? Bu hizmeti vermek zorunda olan AKP. AKP'yi burada temsil edenler var mı? Var. Onlar ne yapıyor biliyor musunuz? Onların tek yaptığı bir şey var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere saldırıyor. Şimdi arkadaş, Cumhuriyet Halk Partili belediye senin yapmadığın hizmeti yapacak değil.
Sen iktidarsın. Bu dilden 8. sırada vergi alıyorsun. İle hiçbir yatırım yapmıyorsun. Sen dönüyorsun, belediyeye saldırıyorsun. Açık söylüyorum. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum. Okul yapmak kimin görevi arkadaş? Bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı yok mu? Bakanlığın bütçesi yok mu? Tekirdağ'a okul yapmıyor. Kim yapıyor okul? İşte sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla kendi görev alanının içine girmese bile Tekirdağ Büyükşehir Belediye'miz 11 ilçeye 11 okul yapıyor. Siz ne işe yarıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı ne işe yarıyor? İnşallah sadece okul değil, bunların yanına yurtlar da yapacağız ki o zaman bu işi tam olarak bitirmiş olacağız. Bakın arkadaşlar, Tekirdağ içinde daha fazla kamu kaynaklarından yararlanmamızın gerektiği anları yaşıyoruz. Çünkü Tekirdağ ile kamu hizmetlerinden yeterli faydalanmadığı durumda, açıkça söyleyelim, bunun ceremesini vatandaşlarımız çekiyor. Açıkça belirtelim. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, AKP'ye, MHP'ye, başka partilere oy veren insanlar da bunu yaşıyor. Dolayısıyla ben buradan iktidar partisinin tüm görevlilerini, tüm yöneticilerini bu konuda çalışma yapmaya davet ediyorum. Şimdi tabii bazı hususlar oldu. Aslında ben çok konulara girme niyetinde değildim. Yaşandı, bitti. Oldu, bitti. Demokrasinin içinde yaşanan süreç içerisinde bazı ufak tatlı rekabetin yarattığı ortamlar olabilir. Bunlar demokrasinin güzelliğidir belki de. Ama bazı hususlar vardır ki talihsizdir. Açıkça belirteyim. Hangi listede olursa olsun, nerede olursa olsun, bugün bu salonda çoğunluk mavi listenin delegeleri, ama kırmızı listeden seçilen de delege var. Belirtmek istediğim şu: bu delege ilçe başkanını seçecek. Bu delegeye laf söylemeyin arkadaşlar. Bu delege alnının akıyla sandıklardan oyla çıkmış. Bu delegeye geçmişte böyleydiniz, söylediniz demek doğru değil. Sonra senin delegen, benim delegen mi var? Benim bildiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesi var. Bu kadardır. Ama söz açılmışken, 99 seçimlerinden bahsedilmişken şunu söylemek lazım. Olabilir. Zamanında DSP'de siyaset yapıp da bugün Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılmış insanlar olabilir. Vardır da aralarında. Delege olarak da vardır. Sadece delege mi? Bugün aynı noktada belediye meclis üyemiz yok mu? O da var. Ama şunu biliyorum ben. Bu listelerden 99'da belki DSP'ye oy vermiş çıkmıştır ama 2004'te Demokrat Parti'ye oy isteyen çıkmamıştır. Çıkmamıştır. Olmamıştır. 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 Tabii bu listelerden başka partiye oy verenler de çıkmamıştır. İki liste içinde söylüyorum. Bunlar Cumhuriyet Halk Partilidir. Ve bundan sonraki süreçte de beraber yürüyeceklerdir. Seçilsin, seçilmesin. Tabii başka hususlar var. Ya başkanım, biraz ağır oldu. Ama bizim pozisyonumuzda bulunan insanlar, İsmail başkanım biraz ağır oldu. Bizim pozisyonumuzda bulunan insanlar eleştiriyi normal insanlardan daha fazla kabullenmek ve tahammül etmek zorundadırlar. Siyaset yapıyorsanız siyasetin belli bir alanı vardır. İnsanlar sizi eleştirebilirler. İnsanlar sizi yenebilirler. Üzülürsünüz, kızarsınız. Bazı konularda da açıklama getirirsiniz. Bir noktaya kadar olan kabulümdür. Ama bir noktadan sonra olacak olan benim de cevap verme zorunluluğunu yaratır. Hangi konudur o? Açıkça söyleyelim. Ya bir kez gelmedin dedim.
Ya bayramlarda, en azından bayramlarda, bayramlaşmaya geldiğimde partideki 10 kişiden bir tanesi bendim başkanım. 10'lardan bir tanesi de bendim her bayram. Başka bir husus. Hangi çalışmaya çağırdınız da gelmedi? Hangi faaliyete çağırdınız gelmedi? Gel şu köye gideceğiz dedin gelmedi mi? Gel şu mahalleye gideceğiz dedin gelmedi mi? Onun devamında ben Çorlu'da ister parti etkinliği olsun ister başka bir şey olsun. Omurtak Caddesi'nde yürürken, bir kahvede otururken, bir kafede bulunurken, bir lokantada yemek yerken her zaman ben insanların içindeydim. Ama şöyle bir şey var. İnsanların delege seçimlerindeki tercihlerinin zaten yorumlanmasında kimin ne kadar halkla partiliyle ilişki kurduğunu da okumak gerekir. Şimdi buradan mikrofonu elimize aldığımız zaman ya ben bu kadar ağır eleştirmem. Neyi eleştirmem? Ya seçilmiş bir gençlik kolları yönetimi vardı. Sandık kurulduk mu? Sandık kuruldu mu sandık? Gençlik kolları seçiminde sandık kurduk mu arkadaşlar? Kurduk. Geldi mi arkadaşlar? Gençler geldi mi? Oy kullandı mı? Kullandı. O gençler geldi sandığa oy kullandı. Kimi seçti? Anıl Aktaş'ı seçti. Anıl Aktaş'ı seçti. Ne oldu? O Anıl Aktaş sonra ne oldu? Biz Anıl Aktaş'la çalışmayız deyip yönetim de Anıl Aktaş'ın görevden alınması için çaba sarf ettiğinde kusura bakmayın o gençler de kırmızı demeyeceklerdi. Demezlerdi. Siyaseti niye böyle okumuyorsunuz? Yani o gençleri siz görevden alınması için çaba sarf ettiniz. Ben karşı çıktım. Ama çaba sarf ettiniz. Ve sandıktan çıkmış gençlerdi. Şimdi ben o zaman da söyledim. Bunun yanlış olduğunu söyledim. Başka bir husus daha. Şimdi geçmişte öyle oldu, böyle oldu. Ya kusura bakmayın. Burada nerede kırılma oldu biliyor musunuz? Nerede kırılma oldu biliyor musunuz? En önemli noktası. Nerede kırılma oldu? Kırılmanın olduğu yer kusura bakmayın. Bu yönetim onu birleştirecek biliyorum ben. Kırılmanın olduğu yer bundan 2 sene önce parti önünde balkonda ilçe başkanı, mevcut başkan Yıldıray Arıcı'ya beraber geldiğiniz ekibin içinden birileri yumrukla saldırdığında sesinizi çıkarmadığınızda kırılma oldu. Nerede kırılma oldu? Kusura bakmayın ama parti önünde sert ve agresif tavırlarla sandıkla ilgili cümleler kurduğunuzda kırılma oldu. Şimdi o süreçler hiç yaşanmamış gibi, o süreçler hiç olmamış gibi burada bazı şeylerden bahsetmek doğru olmuyor. Doğru olmuyor. Biz açıkça belirtelim ya. Ben partimin, evet, geçen kongrede 2 sene önce desteklediğim değildim. Olabilir. Ben şunu da söylüyorum. Şunu da açıkça söylüyorum. Belediye başkanı karışmasın. Milletvekili karışmasın. Bunu doğru kabul eden biri değilim. He. Belediye başkanının tabii fikri olacak. Fikri olacak ya. Söyleyecek. Diyecek. Ben bununla beraber çalışmak istiyorum. Fikrim budur diyebilsin. Milletvekili de diyebilir. Ama buradaki sorun şudur. Beni kim milletvekili yaptı arkadaşlar? Beni Cumhuriyet Halk Partililer milletvekili yaptı. Ben kara kaşımla, kara gözümle milletvekili olmadım. Emre Köprülü olduğum için de olmadım. Cumhuriyet Halk Partili'nin adayı olduğu için milletvekili oldum. Şimdi ben milletvekili olduktan sonra milletvekili statümü ve gücümü baskı unsuru olarak kullanmaya kalkarsam ben iyi bir şey yapmam. Aynı şey yerel yönetimler için de geçerli. Yerel yönetimler de kişiler olduğu için almadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olduğu için Tekirdağ'ın her bir noktasında belediye başkanlığı çıkardı. Belediye meclis üyeleri seçti. Şimdi o seçilenler de aynı
anlayışla yürümek zorundadır. Belediyede benim çalışanım diye bir şey yoktur. Belediye senin değildir. Belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinin bayrak asıldığı bir belediyedir. Bu makam da benim değildir. Bu makam da benim değildir. Bu makam da benim değildir. Bu makam gelir geçecektir. Şimdi bu anlayış egemen olursa eğer sorunlarımız zaten bitecektir. Sorunlarımızı bitirecek nokta. Açık söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi çok doğru bir şey yaptı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra çok doğru bir şey yaptı. Ön seçim dedi. Ön seçim yapıyoruz. Beğeneni var, beğenmeyeni var. Ya partiyi ayrıştırıyor diyeni de var, demokrasi diyeni de var. Ben ön seçimin demokrasi olduğunu savunanlardan. Çünkü atama maalesef ki söylüyorum, meşruiyeti kendi içinde barındırmayan bir anlayıştır. Ön seçim olmazsa olmazıdır. E şimdi 2011'den beri ön seçimleri yaşıyoruz. İnsanlar gidiyor sandığa oy veriyorlar. E çok güzel. E gelin bunu biraz daha büyütelim. Yapalım mı? Biraz daha büyütelim. Hepimiz istiyorsak yaparız. Çorlu örgütü istiyorsa yaparız. Ki nitekim de 2 sene önceki kongrede Çorlu Belediye Başkanımız Ünal Baysan da bundan sonra belediyeye aday değilim demişti. Aday olmayacağını söylemişti. E ondan sonra şunu yapalım. Kendisi de aday olmak istemiyorsa, aday adayı olmak istemiyorsa şunu belirtmişti. Ama ben kendimden sonra şuna bırakacağım, buna bırakacağım demişti. Ne o ona bıraksın, ne ben buna bırakayım. Koyalım sandığı ön seçimden Çorlu Belediye Başkanı adayını belirleyelim. Hep beraber bunu yapalım. Koyalım sandığı Çorlu Belediye Başkanı adayını belirleyelim. Şimdi o zaman da açıkça söyleyelim, sandığın meşruiyetine de kimse biraz söyleyemez. Hepimiz de kim çıkarsa çıksın, başımızın üstünde Cumhuriyet Halk Partimizin adayı diye yürürüz onunla beraber. Şimdi bu gelinen noktada yapılacaklar bellidir. Yapılacaklar şudur. Şimdi belki bazılarınız ya kongrede yeri miydi diyebilirsiniz bazı konuşmaların. Evet, bazıları belki biraz cevap vermek niteliğinde olduğu için benim de çok arzu etmediğim olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde şunu bilmemiz gerekir. Bunları da konuşmak istiyorsak da yeri burasıdır. Bunları da konuşmak istiyorsak yeri burasıdır. Kongredir, bu mikrofondur. Konuşacağız. Ondan sonra aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmiş insanlar olarak mücadelemizi yerelde ve genelde iktidara gitmek için kullanacağız. Şimdi bu seçilecek arkadaşlarımız, ben şunu biliyorum. Ben örgütlerde görev aldım. Örgütlerde görev almak zor. Bu partide zaten en büyük onurdur örgütlerde çalışmak. Gençlik kollarında görev aldım. 4 dönem yönetimde görev aldım. İlçe başkanlığı yaptım, ilçe sekreterliği yaptım. Bugün benim için çok büyük bir gurur ve aynı zamanda bir sorumluluk, milletvekili görevi yapıyorum. Ama geçmişten yaşadıklarım, geçmiş tecrübelerim arkadaşlarımızın ne kadar özverili bir çalışma içerisinde olduğunu bize koyuyor ortaya. Bu bağlamda seçilecek Yıldıray Arıcı ve ekibine başarılar diliyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Tüm benliğimle ve tüm kalbimle söylüyorum. Bütün ilçelerde belirttiğim bir şey var. Milletvekili olarak, Emre Köprülü olarak örgütümün emrindeyim. Benim beğenip beğenmeme lüksüm yok. Sevip sevmeme bir lüksüm yok. Hepimiz için geçerli. Kişiler birbirlerini sevmeyebilir. Sevmek zorunda değildir kimse kimseyi. Ama saygı duymak zorundadır. Saygı duymak zorundadır. Dolayısıyla geçmişten bugüne kadar çok saygısızlığa uğradığım durumlarda da hatırlatmama rağmen gereğinin yapılmadığı da çok hususlar oldu. Dolayısıyla hepsiyle ilgili ben bir sünger çektim. Hepimiz de bir sünger çekmeliyiz. Ve yarına daha umutla bakmalıyız. Bugün için Çorlu umutla bakıyor. Neden umutla bakıyor biliyor musunuz? Şundan umutla bakıyor.
Gençliğe güvenmek lazım. Ama genç dediğiniz kadrolar da bugünkü bakış açınıza göre genç geliyor. Emre Köprülü 30 yaşındaydı milletvekili olduğunda. Ünal Baysan 33 müydü, 34 müydü başkanım? 33 yaşındaydı belediye başkanı olduğunda. Ben 30 yaşında milletvekili olacağım. Çorlu Belediye Başkanımız 33 yaşında olacak. 39 yaşındaki Yıldırım Ayarcı'ya genç diyeceğiz. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla amacımız partiyi bir araya getirmek olacak. Partiyi birleştirmek olacak. Biz birleştireceğiz, bir araya getireceğiz. Arkadaşlarıma güveniyorum. Her zaman yanlarındayım. Sloganları harikaydı. Sloganları hayat ilkeleri olsun. Yani maviye olan sevdalarının başladığı 1881'de açılan bir çift göz onların hayat düsturu olsun. Atatürk'ün izinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin izinden yürümeye devam etsinler. Ben arkadaşlarıma bir kez daha yolları açık olsun diyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Ve tüm delege arkadaşlarımızı, Cumhuriyet Halk Partileri, Çorlu'lu hemşehrilerimi bir kez daha saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Emre Köprülü'ye konuşmalar için teşekkürlerimi sunuyoruz.